Almanya merkezli Uygur Gençlik İnisiyatifi'nin paylaştığı video sosyal medyada viral olarak tüm dünyanın dikkatini çekti. Video, işgalci Çin'in Uygur nüfusuna yönelik soykırıma ışık tutma yönündeki popüler bir eğilimini benimseyerek büyük ilgi topladı. Videoda aktivistler Mukaddes Mehmet ve Amina Tursun ve Esma Memtim'in Çin'de çoğunluğu Müslüman bir etnik azınlık grubu olan Uygurların karşılaştığı yürek burkan gerçekleri paylaşıyor. 37 saniyelik videoda hepsi Almanya'da doğmuş ve yaşayan, yaşları 18, 20 ve 21 olan 3 kadın kışın bir sokakta yürüyor ve bazıları esprili, bazıları son derece ciddi kısa açıklamalar yapıyor. Bireylerin etnik kökenleri, işleri veya diğer konular hakkında konuşmak için tabii ki ifadesini kullandığı çeşitli sosyal medya platformlarını kasıp kavuran daha geniş of course trendini kullanıyorlar. Sızdırılan Çin polis dosyalarında derinlemesine yapılan araştırmalarda Doğu Türkistan'da binlerce Müslümanın Kur'an-ı Kerim okudukları için ceza aldıkları görüldü. Sızan polis dosyalarının yeni analizi, bazıları 80 yaşın üzerinde olan 400'den fazla kadının dini kıyafetler giymek ve dini bilgi edinmek veya yaymak nedeniyle Çin polisi tarafından mahkum edildiğini ortaya çıkardı. ABD merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi'nden araştırmacılar dosyaların analizini kullanarak toplamda yüz binlerce kadının muhtemelen gözaltına alındığı sonucunu çıkararak çoğunun Kur'an okuduğu için mahkum edildiğini söyledi. 2017 yılında 70 yaşındaki Patian İmin 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Onun suçları arasında Nisan ve Mayıs 1967 arasında Kur'an okumak, 2005 ila 2014 arasında muhafazakar dini kıyafetler giymek ve evde elektronik Kur'an okuyucu bulundurmak yer alıyordu. Uluslararası Dini Özgürlükler Zirvesi 30 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Chris Smith'in katılımıyla başladı. Fox News'te yer alan habere göre ABD'nin başkenti Washington'da başlayan zirvenin konusu Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasası oldu. İki partili yasa Doğu Türkistan'da üretilen tüm malların aksi kanıtlanmadıkça zorla çalıştırılarak üretildiğini varsayıyor. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris Smith, Uygurların daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Uygur Amerikalı aktivist ve Uluslararası Dini Özgürlük Zirvesi konuşmacısı Ruşan Abbas, Fox News'e mevzuatla ilgili benzer bir görüşü paylaştığını söyledi. Bunu gerçekten daha güçlü bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Çinli şirketler ve diğer birçok şirket hala Uygur halkından kazanç sağlıyor. Malları küçük paketler halinde göndermek için hala Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasasında yer alan maddeleri kullanıyorlar ifadesini kullandı. 2 Şubat gecesi Bişkek'teki termik santralde büyük bir kaza meydana geldi. Ülkenin Enerji Bakanlığı ısıtma ve sıcak su temini konusunda kısıtlamaları duyurdu. 24.kg portalına göre olayın ilk nedeni kazanlardan birinin patlamasıydı. Ülkenin Acil Durumlar Bakanlığı Başkanı, kazanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasının 5 ila 7 gün süreceğini söyledi. Ayrıca sabotajın da yaşananların versiyonlarından biri olarak değerlendirildiğini belirtti. Çin ve Hong Kong'daki hisse senedi piyasaları son zamanlarda önemli düşüşler yaşayarak son yılların en düşük seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar ve piyasa stratejistleri yavaş büyüme ve emlak sektöründeki sorunlardan etkilenen Çin ekonomisinin sağlığına ilişkin endişelerini dile getirdiler. Wilmington Baş Yatırım Sorumlusu, yatırım stratejisinde Çin yerine diğer gelişmekte olan piyasaları tercih eden bir değişim olduğunu açıkladı. Bu değişiklik yatırım yöneticilerinin kendi performans hedefleri ve risk değerlendirmelerinden kaynaklanıyor. Çin'de iki çocuğunu bir apartmanın penceresinden atarak öldüren adam ve sevgilisi idam edildi. Çocukların babası Zhang Bo ve sevgilisi Zhang'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğunu öldürmekle suçlandı. Zhang'ın sevgilisiyle bir ilişkiye başladıktan sonra karısından boşandığı ve çocuklarını öldürmek için komplo kurmaya başladığı anlatıldı.